Lorenzo'nun Yağı. Lorenzo'nun Yağı'nın öyküsü, oğulları Lorenzo'nun ölümcül hastalığına bir deva bulabilmek için kendi başlarına biyokimya araştırmaları yapan Michel ve Augusto Odon adlı anne babanın sıra dışı öyküsü. 1983 yılında henüz 6 yaşında olan Lorenzo'ya ailede tanısı konuldu. ALD insan vücudunda sinir hücrelerin etrafındaki koruyucu tabaka olan miyelin yağ dokusunu parçalanarak beynin içinde ve diğer organlar arasında sinir hücresi sinyallerin iletimini engellediği ya da bozduğu ender genetik bir bozukluktur. Doktorlar Lorenzo'nun anne babasına bu hastalığın mutlak ölümle sonuçlanacağını ve bilinen bir tedavisi ya da ilacı olmadığını söylediler. Lorenzo'nun 2 yılı vardı. 2 yıl içinde ölecekti. Çoğu anne baba gibi Michel ve Augusto bu ölüm fermanını kabullenmek istemediler. Ama diğer anne babalardan farklı olarak konuya ilişkin hiçbir bilimsel eğitimleri olmamasına karşın hastalıkla ilgili kendi başlarına biyokimyasal araştırmalar yapmaya başladılar. Sonunda zeytinyağı ve kolza tohumundan çıkarılan iki yağdan oluşan bir yağ karışımını icat ettiler. Bunlar vücudun miyelin dokusunun bozulmasına yol açan bazı yağ asitlerinin salgılanmasını önleyerek hastalığı durduruyordu. ALD'yi tedavi etmiyordu belki ve bozulmuş miyelini onarmıyordu ama hastalığın ilerleyişini durduruyordu. Buldukları bu yağa oğullarına ithafen Lorenzo'nun yağı adını taktılar. Lorenzo, anne babasının sayesinde doktorların tahminlerini boşa çıkardı. 2 yıl içinde öleceği düşünülen Lorenzo yaşıyordu. Ne yazık ki ALD'de Lorenzo'nun bedenini yıkmıştı. Ama aklı hala etkindi. Gözlerini kırpması hayır, parmağını kıpırdatması evet anlamına geliyordu. Michel ve Augusto çiftinin başlatmış olduğu miyelin projesi, miyelin dokusunu onaracak bir yönteme dönüşecek olursa, tüm ALD hastalarının konuşma yeteneğini yeniden kazanması ve yeniden hareket edebilme ümidi söz konusu olacaktır. Tıp bilimi hala Lorenzo yağının işe yarayıp yaramadığını bilimsel olarak kanıtlama çabasında. Ama 2 yıl içinde ölecek denilen Lorenzo'nun 24 yıldır hayatta kalması ve erken tedaviye başlanan benzer hastaların ALD semptomlarından kurtulması yeterli bir kanıt oluşturuyor. Lorenzo'nun annesi Michel, oğlu için yazdığı bir şiiri Phil Collins'e gönderir. Ve bu şiirin sözlerinde Lorenzo isimli bir şarkı yapılır. Lorenzo, 30. yaş gününden bir gün sonra, 30 Mayıs 2008'de hayatta gözlerini yumar. Ancak geride bıraktığı binlerce ALD hastasına unutulur. Lorenzo'nun Yağı filminin afişinde yer aldığı gibi bazı insanlar mucizeleri kendileri yaratırlar.